Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ufuk Kızılkaya. Bugünkü videomuzda gördüğünüz gibi Focus 3 ile birlikteyiz. 2013 model. Bu arada araba Mustafa Arslan amcamın. Kendisine buradan selamlar, sevgiler, teşekkür ediyorum. Focus 3 2010 ile 2014 yılları arasında üretildi. Bu 2013 model dediğim gibi Focus 3 diye geçiyor. Donanım olarak da Titanium X, yani en dolusu paketi var. Ama tabii opsiyonları yok. Mesela sunroof gibi birkaç opsiyonu yok. Onu videonun devamında söyleyeceğim. Motor seçeneğimiz 1.6 dizel, 115 beygir. Torkumuz da 270 Nm. Karma yakıt tüketimi de 4.5 litre. Şu şekilde ön taraftan başlarsak, ben bu arabanın tasarımını oldukça beğeniyorum. Agresif hatlara sahip. Gördüğünüz gibi panjurda şu şekilde hem parlak siyah hem de krom parçalara yer verilmiş. Oldukça güzel gözüküyor. Yani tamponun hatları falan. Güzel araba. Yakışıklı. Ford logosunun sağında sonunda gördüğünüz gibi krom parçalar var. Ön tamponda da park sensörümüz var. Yine Titanium X olduğundan dolayı. Sis farlarımız var ve etrafında da krom çizgiler var. Farlarda görüyorsunuz xenon değil ama karartılmış gibi sanki etrafı. Güzel gözüküyor. Yan tarafa doğru gelebiliriz. Arabanın boyu 4.5 metre, ağırlığı da 1350 kilo. Lastik jant ebatını söylüyorum. 205, 55, 16. Yine bu titanyum donanım paketinin jantları, çok yakıştırıyorum ben. Güzel gözüküyor. Oldukça büyük bir aynası var. Kapı kollarını görüyorsunuz. Şu şekilde. Bu eski Focus'ta da böyleydi sanırım. Bunu pek değiştirmediler. Ama kapıları falan oldukça tok açılıp kapanıyor. Şu gördüğünüz krom çıta ve parlak siyah detay yine arabanın donanımından kaynaklı. Bu arada size anahtarını da göstereyim. Şu şekilde bir anahtarımız var. Kilitli açmak için buradan basıyorsunuz. Kilitlemek için tekrar buradan basıyorsunuz. İçeri oturup start stop'a basıyorsunuz. Cebinizden çıkarmıyorsunuz daha sonra. Kilitlediğiniz zaman da şöyle aynalarımız katlanıp açılıyor. Arkaya doğru gelelim. Ön arka frenlerimiz disk ama ön frenlerimiz hava soğutmalı disk. Arkalar hava soğutmalı değil. Arabanın gördüğünüz gibi hatları, tasarım falan oldukça güzel. Bakın şurada ön çamurluğun üstünden bir hat var. Bakın şöyle neredeyse o sis farının oradan geliyor. Buraya geliyor. Buradan devam etmek yerine buradan tekrar yeni bir hat var. Yani şurası falan var ya sanki Z gibi böyle acayip güzel gözükmüş. Oradan da kapı kollarının üstünden geçerek stopa doğru geliyor. Burada da kayboluyor. Yani bu hatlar çok agresif göstermiş ve karakteristik duruyor gerçekten. Arka tarafına doğru gelebiliriz. Yine Çıralı Olimpos bölgesindeyiz. Tatilde devam ediyoruz. Bu tatil videosunu da paylaşacağım sizlerle. Arka taraftan da tasarım bu şekilde. Gördüğünüz gibi yine oldukça şık, güzel bir tasarıma sahip. Tam bir aile arabası. Tasarımı hani hem sport hem büyük. Yani sportif gözüküyor. Güzel gözüküyor bence. Focus yazısı var. Başka herhangi bir Ford logosundan başka bir gösterge yok. Ford'un arkasında bir tuş var. Kilitli olduğu için açılmıyor. Ama bagaj anahtarımızdaki bagaj açma tuşuna iki kere bastığınız zaman şu şekilde kendi atıyor. Bakın. Bagajımız 430 litre. Oldukça kullanışlı ve geniş bir bagaj. Şöyle yaklaşabiliriz. Trafik setimiz var. İçi komple gördüğünüz gibi bir kaplama var. Altında da sonradan temin edilmiş bir bagaj havuzu var. Kaldıralım. Görüyorsunuz. Şurayı da kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi yarım boy bir stepne var. Yedek lastiğimiz var. Avadanlık da bu stepnenin içinde duruyordur diye tahmin ediyorum. Ters duruyor çünkü. Şu şekilde indirelim. Kullanıcı yorumu: Mustafa amcam bu kolları pek sevmiyor. En azından üstünde bir kaplama olsaydı daha iyi olacağını düşünüyor. Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü içine koyduğunuz eşyalara zarar verebiliyormuş. Bagajı kapatmak için de şurada bir bu şekilde ipe yer verilmiş. Bagaj kapağında da yine kaplama var gördüğünüz gibi. Kapatalım. Şimdi arabanın içinden devam ediyoruz. Bakın plak aydınlatması beyaz led. Yani bu detaylar güzel. Bu detayları seviyoruz. Evet, içinde görüşürüz. Şimdi gördüğünüz gibi arabanın ön tarafındayız. Şu şekilde baktığınız zaman göğsün tasarımı oldukça güzel. Çok yenilikçi bir tasarım var. Tabii zevkler ve renkler tartışılmaz ama bence güzel gözüküyor. Direksiyonumuzdan başlayalım. Şu şekilde 4 kollu, üstünde hız sabitleyici, yol bilgisayarı, multimedya sistemi, kontrol tuşları olan
oldukça şık ve spor gözüken bir direksiyonumuz var. Şu şekilde içeride direksiyonun derisinin dikişlerini görüyorsunuz. Direksiyon bakın formları oldukça güzel. Parmak koyma yerleri falan var. Çok güzel gözüküyor. Kornası da bu şekilde kolay basılıyor. Kornasının sesi de güzel. Arkasında gördüğünüz gibi bir silecek kolumuz var. Sol tarafta da sinyal ve selektör kolumuz var. Şu şekilde baktığınız zaman görüş açısı, aynalar falan yani oldukça güzel gözüküyor. Hemen malzeme kalitesinden başlayalım. Komple her yer, göğüste her yer yumuşak malzemeyle kaplanmış. Evet, torpidoya kadar şu şekilde yani buraya kadar her yer üstü plastik malzemeyle kaplanmış. Güzel gözüküyor bence. Şu şekilde gördüğünüz gibi gri bir parça var. Burada da gördüğünüz gibi parlak siyah bir kaplama var. Hani güzel bir kontrast olmuş yani. Şu fan hava menfezlerini açıp kapatma tuşlarını bile kibar. Bence tasarımını güzel yapmışlar. Multimedya sistemi Sony gördüğünüz gibi TrendX olduğundan dolayı büyüklüğü yeterli olacak şekilde multimedya sisteminin bir ekranı var. Dediğim gibi parlak siyah malzemeyle kaplanmış. Tuşların tasarımı falan oldukça güzel. Bir de Sony zaten ses sisteminde kaliteli biliyorsunuz. Ses sistemi başarılı buluyorum ben. Alt tarafa doğru geldiğimizde çift bölgeli dijital bir klimamız var. Arka cam rezistansı, otomatik park. Bu araba kendi kendini park edebiliyor. Burada da park sensörünün tuşunu görüyorsunuz. El freni sol tarafta konumlandırılmış. Sağda da 6 ileri manuel şanzımanımızı görüyorsunuz. Yine geri vitesi mandallı. Orta taraf, şuralar hep sert plastik. Gördüğünüz gibi küçük şurada bir göz var. Çakmaklığımız, küllüğümüz. Burada 2 adet şöyle bardaklığımız var. Yani burası oldukça kullanışlı. Kol dayamamız var. Herhangi bir yükseklik ayarı yok. Ama şu şekilde açıp içindeki gözü görebiliyorsunuz. Bakın burada USB girişi var. Yanında AUX girişi var. Şu şekilde ilk kademeyi de kaldırıp daha derin alt tarafları görebiliyorsunuz. Yani burası oldukça büyük ve kullanışlı bence. Kapatalım. Koltukta gördüğünüz gibi bel desteği var. Şu iki koltukta da bel desteği var. Tabii ki yükseklik alçaklık ayarı iki koltukta da var. Koltuklarımız tamamen kumaş. Ama şu şekilde koltuğa doğru gösterirsek yan destekleri falan oldukça büyük. Sanki bir spor araba koltuğu gibi. Oldukça destekli yani. Siz oturduğunuz zaman direkt sarıyor. Sıkı sıkı duruyorsunuz. Kapımıza gelelim. Sadece şu bölgede bir yumuşak kaplama var. Onun haricinde her yer sert plastik. Bir de şu kolunuzun, dirseğinizin temas ettiği yerde kumaş bir bölge var. Şurada gördüğünüz gibi çocuk kilidi, arka camların otomatiği, çift dokunuş yani ikinci tıka kadar bastığınız zaman camı komple indiriyor. Burada da ayna ayarlarını yapabiliyorsunuz. Bu da aynaların katlanmasının açılıp kapanma özelliği. Direksiyon yükseklik alçaklık ayarı var. Şurada bir kol var. Bunu indiriyoruz. Şu şekilde kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Ben bir kamerayı alayım. Sol tarafa da bakalım. İbreleri gördüğünüz gibi şurada devir saati, yakıt göstergesi, hararet göstergesi, yol bilgisayarı ve kilometre saati var. Gördüğünüz gibi hava menfezlerini görüyorsunuz. Burada far kontrolleri var. Hız sabitleyici ve hız sınırlayıcı da olabilir. Bunu tam bilmiyorum. Ama burada gördüğünüz gibi otomatik park, işte sis farı falan bunların ayarı var. Şurada şöyle gördüğünüz gibi bir göz var. Burası da oldukça kullanışlı. Otomatik kararan iç dikiz aynamız var. Tavan kaplaması açık krem, yine içeriği bayağı bir aydınlık yapıyor. Gördüğünüz gibi mikrofonlar var. Şurada bir gözlüklüğümüz var. Açılıp kapanması falan güzel. Güneş siperliklerimizi açalım. Şu şekilde ikisi de aydınlatmalı ve kapaklı. Torpidomuza bakalım. Torpidomuz da yine oldukça geniş, soğutmalı, aydınlatmalı. Güzel, kullanışlı bir torpido açıkçası. Şöyle bakıyorum, başka unuttuğum bir şey sanırım kalmadı. Baş ve boy mesafesine de bakalım. Tabii ki koltuğun yüksekliği ayarlanabiliyor. Yani başımda neredeyse bir 20 santim falan var. Ben 1.75'im. 1.90'ın üstünde insanlar rahatlıkla sığar. Diz mesafesinde sıkıntı yok. Ön tarafla ilgili söylemek istediklerimiz bu kadar. Arka tarafa geçebiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi arka taraftayız. Malzeme kalitesi ön tarafa fark olarak, şurası ön tarafta yumuşaktı. Arkada burası yumuşak değil. Komple sert plastik. Ama yine dirseğinizin temas ettiği yer kumaş tercih edilmiş. Yine arkada da çift dokunuş var.
Kapı gözünde görüyorsunuz, bir tane yarım litrelik şişe alabilir diye düşünüyorum. Baş mesafesi ben 1.75'im. Yaklaşık bir 4-5 santim var. Yani 1.80'seniz falan biraz sıkıntı çekebilirsiniz. Diz mesafesi ideal ama. Gördüğünüz gibi koltukların arkalarında gözler var. Bunlar da kullanışlı. Orta tarafta herhangi bir hava menfezi yok ama burada bir 12 volt soketi var. Soket yeri var gördüğünüz gibi. Şaft tünelimiz yaklaşık bir 10-15 santim. Arkada 3 kişi rahatlıkla yolculuk eder diye düşünüyorum. Çok fazla bir şaft tüneli yok. Yani önden çekişli bir araba için kabul edilebilir. Şu detayı sevdim. Şuraya gelebilirsin. Bak şurada da bir göze yer verilmiş. Koltuğun sağ tarafında. Güzel olmuş. Bir de kol dayamamızı açalım. Bagaja erişimimiz yok. İki tane de bardaklığımız var. Bence güzel. Aydınlatmasını görüyorsunuz. Yine beyaz led. Ben bu detayı çok seviyorum. Tutma yerlerimiz var. Ve yanlarında da küçük askılıklar var. Kelebek camını arkada görüyorsunuz. İçeriği bayağı bir aydınlık yapıyor. Evet, arka tarafla da ilgili söylemek istediklerimiz bu kadar. Devam ediyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi motor bölmesini açtık. Yine motor bölmesi klasik açılıyor. Sol taraftaki mandalı çekiyorsunuz. Kaput kendini atıyor. Sol tarafta kaput, Renault Ford logosunun sol tarafında sarı gördüğünüz parça var. Bunu şu şekilde açıyorsunuz. Kaput açılıyor. Bir şey yok, amortisör yok. O pek hoş değil. Şu çubukla ayakta tutuyorsunuz. Ama artık yani bunlar da böyle, yapacak bir şey yok. Kaputta da gördüğünüz gibi bir izolasyon var. Motorumuz 1.6 dizel 115 beygir, 270 Nm tork var. Karma yakıt tüketimi de 4.5 litre olarak gözüküyor. Yani 1300 kilo şaseyi çok rahatlıkla kaldırıyor. Hantal değil ama o kadar da sizi korkutan bir performans yok. Yani kesinlikle tam ideal motoru koymuşlar bence. Şöyle baktığınız zaman da oldukça derli toplu gözüküyor. Hani herhangi bir karmaşıklık falan yok. Üstünde zaten bir kapak var. Ford'ların ben sesini seviyorum. Sesi falan güzel. Şimdi durduralım. Ben bir de size sesini dinleteyim. Kısaca yol testine de çıkalım. Toprak, Akyol, hoş geldin kanalımıza. Hoş bulduk, nasılsın? Şükür, sen nasılsın? Ben deyim vallahi, hep aynı. Aynı. Arkadaşlar, Toprak yine bana çekimde yardımcı oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Nasıl buldun arabayı? Güzel buldum vallahi, kaliteli, performansı da iyi. Güzel değil mi? Yol turuşu güzel. Yani aile kullanımı için uygun çok bir araba. Çok ideal. Değil mi? Aynen. Hem sportif de gözüküyor. Hem sportif hem aile için. Evet. Güzel. Şimdi valla kullanılması çok güzel. Yani viteslerin geçişi, gaz, fren, debriyaj pedalının karakteri, pozisyonu, kullanması oldukça zevkli ve kolay. Ve size kullanırken güven veriyor. Direksiyonun döndürmenizle arabanın hareket alması aşırı birlikte, yani çok güzel. Arabanın hareketi aşırı güzel. Direksiyon döndürdüğünüz an araba çok güzel tepki veriyor. Onu çok sevdim ben. Ortalama yakıt tüketimi fabrika verisi 4.5 litre gösteriyor. Ama bizim arabamız 5.3 yakıyor. Yani normal 1 litre, bu fabrika verilerinin oynaması normal. Şu an ideal. Şu an bozuk yoldan gidiyoruz mesela. Oldukça konforlu. Hani yol sesi, rüzgar sesi, motor sesi kesinlikle almıyor. Oldukça konforlu ilerliyorsunuz. Görüş açıları güzel. Yani ben beğendim açıkçası bu arabayı. Trim sesi falan da yani yok denecek kadar az. Oldukça az. Değil mi? Aynen. Sen nasıl buldun? Arabanın tasarımı bir kere güzel mi? Önce ya, dıştan başlayalım. Tasarımını nasıl buldun? Ya tasarımını çok güzel buldum. Böyle elit değil bir mi? Arabaya yani benziyor. Sanki böyle spor araba ama aile arabası gibi. Aynen. Peki konfor nasıl buldun? Ya, şu an bozuk yoldan gidiyoruz. Böyle şey. Rahat, iyi. Yani konforlu. Yoldaki bozuklukları hissetmiyorsun. Aynen. Şu an ben hissetmiyorum. Bak mesela şu an biraz bozuk yoldan geçiyoruz. Aynen. Bak. Şu an ben hissetmedim. Yani hissediyorsun ama rahatsız etmiyor. Yani rahatlık o. Yani. Anladın
Anladın? Yani hissediliyor tabii ki de. Çekiş oldukça güzel, frenleri güzel. Hemen oturur oturmaz alışıyorsunuz. Araba direkt sanki bir uzun uzunmuş gibi, sanki parmağınızın devamıymış gibi oluyor. Çok güzel. Ben sevdim arabayı. Sevdin değil mi? Aynen. Şu an Parketaş yoldan gidiyoruz 80 km ile. Yani başarılı araba. Yani alınabilir. Evet. Değil mi? Aynen. Bu fiyat bandında alınacak. Bu da mantıklı arabalardan biri. Park yardımının olması çok güzel. Toprak. Onu çok sevdim ben işte. Yani bildiğin diyelim ki arka arkaya iki tane araba var. Aralarında da tam bir arabalık mesafe var. Park tuşuna basıyorsun. Aynen ya, çok güzel o. Aynen. Yanlarından bir kere geçiyorsun. O mesafeyi o ölçüyor, hesaplıyor. Direksiyonu kendi döndürerek seni oraya park ediyor. Çok güzel ya. Bayağı teknoloji gelişmiş. Aynen. Ve bir de bu 2013 model. Bir de 2013 model. Ya. Aynen, doğru ya. Değil mi? Hem de teknolojik ekranı falan değil mi? Tuşlar. Aynen. Hani içinin tasarım falan da çok güzel yani. Bir uçan araba çıkmadı. Aynen. Yani bu şekilde araba konforlu, yol tutuşu güzel, yakıt tüketimi başarılı. Yani alınabilecek, bu da mantıklı arabalardan biri açıkçası. Bunu sizlerle deneyimlerimi paylaşmak istedim. Ben başarılı buldum açıkçası. Ben de sevdim bayağı. Sen de sevdin. Yani daha da fazla uzatıp izleyicilerimizi de sıkmayalım. Yani. Başka bir videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım. Toprak, lütfen. Sana tekrar teşekkür ediyorum yardımlarından önemli dolayı. Önemli. Başka bir videoda görüşürüz. Abone olun, like atın. Evet. Görüşürüz. Bye.